Günaydın arkadaşlar, hayırlı sabahlar. Şimdi 7 bardak su tencereye koyup yoğurt çorbamı hazırlayacağım arkadaşlar. Sonra da çocukları almaya gideceğim. Bugün de günlerden çarşamba. Böylece çocuklar çorbalarını içerler gelince. Herkese merhaba arkadaşlar. Günaydın. Biz de Uygun Ailesiyiz. Bugünkü vlogumuza hoş geldiniz. Bugün günlerden çarşamba ve ben çocuklar için çorba hazırlayacağım. Tenceremi hazırlıyorum. Sonra da 7 bardak su koyup yoğurt çorbamı bugün yapmak istiyorum arkadaşlar. Bugün çarşamba olduğu için bugün çocukların yarım günü var. O yüzden şimdi çorbamı hazırlayıp ondan sonra çocukları almaya gideceğim. Çünkü eve hemen gelmem gerekiyor çünkü görümcem geliyor bugün. Görümcem gelirse de çocuklar güzelce çorbalarını içerler. Sonra da bizim kızlarla hemen çıkmamız gerekiyor çünkü bugün bir aydır 4 hafta mı 3 haftadır 4 haftadır mı tam olarak kafamdan şu an söyleyemiyorum ama sporları vardı, sporlarına gidemedim. Çok üzgünüm. Neye gidemedim de bilmiyorum ama çocuklar bugün yine tekrar gitmek istiyorum. Orada birkaç tane sorum olacaktı. Çünkü spora yeni başladık ve biz galiba her hafta gelmedik ve haftaya da çocukların sporu var. Çarşamba günleri de yüzme dersi aslında perşembe gününden çarşamba gününe almak istiyoruz. Çünkü Semih ve Can'ın maçları salı ve perşembe günü olacak seneye okul yani 9. ayda. O yüzden çocukların maçları perşembeye düşüyor. O yüzden perşembeyi yüzme dersini çarşambaya koymak istiyorum. Ve kızlar da çarşamba günü hem balet törnü yapıyorlar. Yani bale gibi ama törn, jimnastik diyelim. Türkçesini tam olarak bilmiyorum. Törnü Türkçe jimnastiğe benziyor. Arkadaşlar o yüzden şimdi jimnastiği de başka güne koymak istiyorum. O yüzden şimdi bakalım çocukları aldıktan sonra jimnastikte hangi günün olacağını merak edip sormak istiyorum hemen arkadaşlar. Şimdi çorbamı yapıp sonra çocukları almaya gidiyoruz. Ya. Ya gidelim. Rüzgar çok var. Gördüğünüz gibi ağaçlardan bizi de rüzgar götürüyor az kaldı. Hadi. Rüzgara karşı bisiklet sürüyoruz. Bayağı da zorlanıyoruz aslında. Hadi gel bir isim devam edelim. Mama. Ya. Ceylin hadi gel. Evet arkadaşlar çocuklar geldi. Okuldan oyuncak getirdiler. Bu oyuncak temizlik için veriyor öğretmen. Bütün sınıftaki çocukları grup 1 ve 2 sadece oyunlar oynadıkları için kutu kutu oyunlar var. Şimdi Can'ın getirdiği de çok güzel bir oyun. Çocuklar onunla şimdi oynarken ben de çorbamızın yağını çıkardım. Bir de sadece yağ ve nane ile kızartıp çorbayı hazır yapıp çocuklara hazırlayacağım. Şimdi oynuyorlar güzelce. O yüzden şimdi hemen bir bakalım ne yapıyorlar. Sonra da çorbamızı hazırlayıp çorbamızı içip hemen hazırlamam lazım. Çocukların eşyalarını hazırlayacağım. Çıkacağız. Çok esiyor hava. Haberlerde bile çıktı. Hollanda'da çok esinti var. Esinti mi? Arkadaşlar siz biliyorsunuzdur. Çok esiyor dikkat edin diye. Biz bisikletle gideceğimiz için bakalım nasıl olacak. İnşallah sağ selamet sporumuza gideriz.
diye düşünüyorum. Sonra da bakalım düşündüğümüz bir şey daha var. Alışveriş çoktandır yapmak istiyoruz arkadaşlar. Hem gün sonunda ikimiz çalıştığımız için yoruluyoruz. Günlük yapıyoruz, o zaman da iyi olmuyor. Ama şimdi bir haftalık alışverişimizi bugün görümcem burada olduğu için hem o çocukların yanında durur, biz de alışverişimizi yaparız diye düşünmüştük. Kaya ile öyle planladık. İnşallah öyle olur arkadaşlar. Şimdi bakalım çocuklar neler yapıyor. Ne oyuncağını getirdi Can okuldan? Hangi oyuncağını getirdi bakalım. Can. Evet, Can'ın getirdiği bu oyuncaklar. Şöyle kutu sınıflarında. O yüzden şurada da resimleri var. Bu şekilde yapabilir. Ve Can şimdi gördüğüm kadarıyla bu şekil bir top yapıyor. Ve top da her renkten çok güzel görünüyor. Böyle nasıl takılıyor Can? Bana gösterebilirsin. Oo, bakalım nasıl takılıyorsun. Okay. Ne oldu? Olmadı mı? O öbür tarafı mı açıldı? Ah. Oldu. Dur. Şu hep açılıyor. Ya, işte. Biraz zor, bunu nasıl yapacağız Can? Çok zor. Can bu çok zor ya. Baba Can gelsin. Devam ediyor topuyla. Semih ne yapıyor? Mami kesiyor. Aa, çok güzel olmuş. Beyaz ve yeşil. Mama. Anne. Ve olan bir ev. Ev baktı yani. Çok güzel olmuş Ceylin. Başka neler yapıyorlar çocuklar? Oo. O da çok güzel. Bakalım. Melani ve Selin ne yapıyorsunuz? Hadi sen Hülya'nın dönüyormuş. Evet baba. Oh, sıra evleri. Hollanda'nın sıra evleri. Selin de tlaik op de huisjesi neydi? Holland, hè? Achter elkaar, zo bizim evler gibi. Ja, dan maak ik het. Ja, dat hebben jullie mooi gemaakt. En Ceylin de blokhuis. Bunun da gerçeğini yaptı. Böyle görünüyor. Ama şekilleri böyle. Ne oluyor Selin? Ne oldu Can? Kutkaya da. Hoeveel is het nu? 8 weken. Acht weken. Acht Hadi gidelim. Spor dersimiz bitti. Şimdi de gidiyoruz. O, dur, onlar geçsin. Selin bekle. Siz geçin. Tamam. Ya, thank you. Gel. Ayaps. Ceylin. Tamam. Hadi gidiyoruz şimdi bisikletle tekrar devam ediyoruz. Şimdi bu arada şöyle kamerayı çevireyim. Bu arada Can okuldan aldı oyun. Şöyle. Yok, burada çok su var Can. İçinde yeterince su var. Yemek de hazır ya. Yemek. Selin de acıktığını söylüyor. Ama yemeğimiz hazır sayılır. Tamam, hemen koyayım mı sana Selin? Can bütün çocuklara böyle bir kap vermiş. İçinde temiz oyuncaklar vardı. Göstermiştim az önce. Temizliyorlar şimdi. Ama
Can bunu zor bitirdik sayılır. Can burayı da yapalım. Burayı da bak. Can şurayı da yap. Good job. Aferin. Evet. Silelim. Good job. Tamam. Bitti. Gel durulayalım. En önemli kısma geldik. Gel. Şöyle. Tamam gel. Temizlik. Hadi bitirdik. Durulayalım. Ya kutsu bakacağım, böyle yapacağım. Yapsın. Can hepsini içine koyalım. Hepsini içine koy. Bir. Koyalım hepsini. Hufni kapat. Onu suda ıslatalım, suyun içinde. İçine hepsini at. Atalım. Hadi atalım böyle. Bunların hepsini atıyoruz. Kutsu. Nasıl yapalım? Bu kadar bir PlayStation. Kutsu canım. Gel ben yapayım şunu. Evet. Al bakalım. Birazcık sabun koyalım. İçine koyalım. Bir damla oraya. Birkaç tane damla. Bence stop. Stop. Sormadım. Şimdi ne içine girer? Dur bakalım. Aç suyu oğlum. What? Gördüm. Tamam, suyu kapat şimdi, sil hepsini, yıka böyle kabuğunda. Oraya da kuru otu, oraya yapacağım ya. What the? Evet, Selin'e şimdi yemeği hazırladım. Koma Selin. Hemen eğit. Şu bizim akşam yemeğimiz. Tuz da koyacağım. Size Can da ne yapıyor şu an? Evet, tuzumuzu koyalım. Tuz. Selin, bu tuzluktan birazcık tuz takabilirsin etlere. Tamam mı? Tuzumuzu koyabilirsin. Şimdi de Can durulamak için öyle yapıyoruz. Evet Can, bak bunu da yapacağım. Tamam. Tamam. Oyuncaklarımız temizleniyor. Hepsini şimdi yeterli. Bunu nasıl yapacaksın Can? Ha? Tamam, ben de şunu durayım. What? Nasıl attın? Şimdi ben büyük olanı ben durlayacağım. Çekil Selin. Tamam. Can hadi gel, bunu durlayalım. Şunu atalım şöyle. Can buraya koy, buraya bak. Tamam, biraz bu suyu dökülsün, şöyle süzelim. Evet. Ya buraya dökelim. Evet. Tamam, bak burada birkaç tane sis. Sabun. Bunları buluyalım, dur. Şöyle yap. Şuranın içine dök Can. İçine dök oğlum. Bitti bence. Kuruladı. Şöyle kaldıralım. Ve dökelim. Ay, bunları teker teker de yapmamız lazım aslında. Şimdi ikinci tura başladık. Dur Can. Şimdi koyalım. Bunu şu şekilde. Tamam, durlayalım Can. Ya bitirdi sayılır. Evet. Tamam. Anne şunları kaldırsın. Tamam Can. Galiba görevini yaptın. Yarın okula tekrar götüreceğim. Ama ben şimdi bunları daha daha hala biraz ıslak olduğu için yapmam lazım. Saat 7'ye geliyor. Üstümü değiştirmeye gidiyorum. Çünkü dışarıda hava yağmurlu ve yağmurlu olduğunu söylüyorlar. Ama yağmur
daha burada yok yani. O yüzden spor devam ediyor. Spora şimdi gideceğiz. Gitmek için hazırlanacağım. Yukarı çıkacağım. 20 dakikam kaldı. Bisikletle gitmek istiyorum. Bilmiyorum sizde de oluyor mu? Ben araba kullanırken çok uykum geliyor ya. Böyle yorgunluk düşüyor. Sıcak. Arabanın içi daha sıcak dışarıdan. Ama bisiklet sürdüğümde daha dinamik, daha enerji buluyorum. Kendimi öyle hissediyorum. O yüzden bisikletle gitmeyi çok tercih ediyorum. Bir de elektrikli bisiklet olunca da çok daha iyi geldi benim için. O yüzden her şey daha hızlı bir şekilde giriyorum. Böylece günlük şeylerimi arabaya değil bisikletle gitmek istiyorum. Biraz daha uzak olunca mesafe. Elektrikli bisikletle de daha hızlı gidiliyor arkadaşlar. O yüzden sonra gelip bir sohbet edelim. Okul, Hollanda'nın okul şeylerine sorularınız gelmiş. Ben sorularınızı her ertesi vlogta sizlerle sohbet ederek cevap vermek istiyorum inşallah arkadaşlar. Yani sorunuz oldu mu lütfen yoruma yazabilirsiniz. Sonra da ben cevap vermeye çalışacağım arkadaşlar. Şimdi ben gidiyorum sporumu yapmaya, üstümü değiştirmeye. Son spordan sonra kahve içerken görüşürüz. Bu arada arkadaşlar ben eve geldim. Ev işlerini bitirdim. Kahvemi koydum. Kahvemi de bitirdim. Bugünkü vlogum da sonuna geldik. Sadece sorularınızı cevaplamak istiyorum. Vlogun sonunda siz yazarsanız soru veya bir şeyler söylemek isterseniz okumaya çalışacağım. Her vlogun son vlogun yani vlogun en sonunda yer vermek istiyorum. O yüzden dün iki tane soru gelmiş. Birisi Kezban Ağa. Okuma şeklim ben ya böyle Kezban Ağa. Merhaba, okuldan eve ödev veriyorlar mı çocuklara? Hiç ödev yaptığınızı görmüyoruz. Merak ediyorum. Nasıl bir eğitim sistemi var orada? Bilgi verebilir misiniz? İkinci sorusa Mustafa Atar'dan. Hollanda'da ortaokul ve liselerde cep telefonu, tablet, akıllı saat yasaklanmış. Doğru mu? Diye soruldu arkadaşlar. Bu bilgi sizlere yeğenim Mustafa var benim. Bu hafta oraya gidersem ya da yaş günü bu hafta yaş günü de olacak inşallah. Orada sorabilirim ona. Çünkü o da lise okuyor. Yani üniversite gibi lise okuyor aslında. Buradaki okulları anlatayım ben en iyisi. Burada ilk okul 8 sene. Birincide başlıyor, ikinci, üçüncü sınıfta da 7 yaşında oluyorlar. 6 ve 7 yaşında da yazma okumayı öğreniyorlar. Şimdi Semih ve Selin aynı bu şekilde 3. sınıftalar ve yazıp okumayı öğreniyorlar. Aynı Türkiye'deki ilkokul 7 yaşında başlıyor. Bizde 4 yaşında başlıyorlar. 4-5 birinci ve ikinci grup daha çok oyunlarla ve haftalık küçük derslerle sınıfta renkler olsun, sayılar olsun, sayıları tanıma olsun öğreniyorlar. Ama grup 3'te yazmayı okumayı öğreniyorlar. O yüzden Türkiye'deki gibi grup 3 ilkokul oluyor aslında. Ama bizim ilkokulumuz 1'den başlıyor 8'e kadar. Sonra da çocuğun puanına göre, zekasına göre okullar yönlendiriliyor. O okullar ya 4 seneden başlıyor ya da 6 seneden başlıyor. Yüksek okullar 6 sene, ortaokullar 4 sene. Bu da meslek üzerine oluyor. Yani çocuk 12 yaştan itibaren önce ilk 2 sene herhalde yönünü tam olarak seçiyorlar mı hatırlamıyorum ama 4. senenin sonunda bir meslek sahibi oluyorlar. Sonra da yani 12 yaştan sonra 16, 4 sene sayarsak 16'da da eğer istiyorlarsa devam ediyorlar, eğer istemiyorlarsa da devam etmiyorlar. Ama 6 sene de yüksek okul oluyor puanlamaya göre olduğu için 6 sene sonra da direkt üniversiteye gidiyorlar. Ama 4 seneyi bitirince yani 6 sene var bir de 4 sene var. 4 seneyi bitirince tekrar bir 4 sene okumaları gerekiyor. Eğer o 4 seneyi bitirdikten sonra üniversiteye gidiyorlar. Yani toplam 8 sene. Bazen de 5 sene oluyor. Çünkü ikinci
4 senede ilk senede P'yi, propedeutiyi aldın mı direkt üniversiteye gidebiliyorsun. Yani bu 5 senede oluyor, 8 senede olabiliyor ama üniversiteyi okumak isteyen kişiler zaten P'yi hemen ilk ya da ikinci senede alıyorlar. Yine de 5 seneye yaklaşıyor, üniversiteye gidiyorlar. Benim kız kardeşlerim birisi direkt üniversiteye gitti, birisi P'yi yani 4 seneyi bitirdiler. Ondan sonra P'yi aldılar, propedeutiyi aldılar yüksek okulda. Ondan sonra da üniversiteye devam ettiler. Yani Hollanda'da 12 yaştan itibaren seçiyorsun, zekana göre okul seçiyorsun. Yani 18'inde olmuyor bu üniversitelerde. Türkiye'deki gibi değil. Burada biraz daha değişik. Bugün spor yaparken de çocukları spora götürdüğümde orada annelerle biraz sohbet ediyorduk. Tesadüfen de Hollanda'nın okul sistemini anlatıyorlardı. İtalyan bir şu telefonu düz koymak istiyorum. İtalyan bir şey vardı, bir anne vardı. O da Hollanda'nın sistemini hiç beğenmiyordu. Bunu söylüyordu. Çocuklar neden 12 yaştan hemen bir meslek seçmeleri gerekiyor? Ya da çocuğun çok öğrenmesi lazım ki yüksek derecede okulu kazansın, 6 sene sonra da üniversiteye gitsin. Neden böyle oluyor diye biraz şey oldu. Yani çok şikayet etti, Hollanda'nın sistemini hiç beğenmedi. İtalya'da da Türkiye gibi sistem varmış herhalde. 18'ine kadar okuyabiliyorsun, ortaokul, lise falan. Ondan sonra direkt üniversiteye gidebiliyorsun. Burada öyle değil arkadaşlar. Burada ilk söylediğim gibi 8 sene sonra da 4 ya da 6 sene sonra üniversiteye gidebiliyorsunuz. Yani aslında 18 yaşından ya da 21 yaş ya da 20 yaştan sonra üniversiteye gidebiliyorsun galiba, tam olarak benim bildiklerim bu kadar. Hollanda'da biraz daha değişik ama ortaokulda zaten telefonlar ortaokul ve liselerde zaten telefonlar yasak arkadaşlar. Sınıfta zaten bırakmıyorlar ama saati bilmiyorum. Yeni dönemde çocuklarda olduğu için yeğenime sorabilirim inşallah bir dahaki vlogumda arkadaşlar. Bugünkü vlogumda inşallah anlamışsınızdır. Bir gün daha fazla detaylı isterseniz daha detaylı da öğrenebilirim sizin için arkadaşlar. Bugünün vlogunu da kapatalım. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Başka bir vlogda tekrar görüşürüz. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.